أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasreten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. Buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin inşallah. Değerli kardeşlerim, Suheyb radıyallahu an dedi ki, Rumların incisi, sahabenin göz bebeği, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman edenlerden, Allah Resulü'nün sağında, solunda, önünde, arkasında bulundum. Hiçbir zaman benle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arasına bir düşman girmedi diyecek kadar da Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı koruma konusunda o derece titiz bir sahabe Suheyb radıyallahu an. Bir mesele anlatıyor. Mesele çok önemli bir mesele. Sahabenin çok dakik yani dikkatli olduğunu gösteren bir mesele. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bir kamera gibi an an aldığı nefesten göz hareketlerine kadar parmaklarını oynatışından dudaklarının kıpırdayışına kadar nasıl izlediklerini göreceğiniz bir hadis-i şerifle karşı karşıyayız. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı sırasında sabah namazından sonra dudakları bir şey söylüyormuşçasına kıpırdıyordu. Hayber Savaşı sırasında sabah namazında dudakları bir şey mırıldanıyor gibi kıpırdıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ilk defa böyle gördük. Burada şimdi bir nokta koyalım. Yer neresi? Hayber. Şam yolu üzerinde, Mekke ile Medine arasında Yahudilerin en azılı olanlarının boyunlarının vurulup sağ kalanlarının ise Hayber bölgesinde yani bu bahsedilen bölgede toplanılan mıntıka. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine coğrafyasında Beni Kureyza'nın, Beni Kaynuka'nın, Beni Nadir'in boynunu büktü. Sırtını yere çaldı. Medine'de Yahudi fitnesi sona erdi derken Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yer yer sadık kalmış. Ama Nadir oğullarının fitnesine maruz kalarak Allah Resulü'nü karşısına alan bu insanlar Hayber Yahudileri. Öyle ki artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için müthiş bir tehlike arz ediyordu. Çünkü orası Yahudi lobisinin oluştuğu yerdi. Bugünkü Amerika'da olduğu gibi. Nasıl ki bir el bir an Suriye'de, bir an Çin'de, bir an Irak'ta, bir bakıyorsunuz Bosna'da uzanıyorsa Hayber Yahudileri o hale geldiler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Medine'de kafa tutmayı planlayacak hale büründüler bu hain adamlar. Savaş çıkacaksa da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nazarında zor bir savaş ha. Ne kadar Yahudiler arasında bir tecrübe kazansa da sahabe, kılıçları nasıl ki Yahudileri biçme konusunda bir maharete sahipse, yalnız bir zor sınavla karşı karşıyalar. Neden? Coğrafya çok zor. Çetin bir coğrafya. Kaleleri çok fazla. Şimdi bakın ben detaylara girmeyeceğim.
Yer Hayber dedik. Suheyb'in dikkatini ne çekti? Resulullah'ın sabah namazı sırasında dudaklarının kıpırdayışı. Neden peygamber böyle endişeli? En son buraya değineceğim ama savaşla alakalı iki tane anekdot paylaşacağım. Düşman kim abi? Yahudiler. Allah Subhanahu ve Taala'nın kitabında lanetlediği, çok azının iman edeceğini Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği, her türlü kirli oyunun arkasında ellerini bulandıran bu şahsiyetlerle yapılacak büyük bir savaş var. Şimdi bakın, sen nasıl bir peygambersin ya Resulallah. O dönemde seni görüp de, senin ahlakını görüp de iman etmeyenler ne kadar büyük bir gafletin ve ihanetin içerisine düşmüşler ya Resulallah. Medine'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Yahudilerine savaş yapacağı kararını bildirir bildirmez, bakın dikkat edin ne olur Müslümanlar, Medine'nin içerisindeki bütün Yahudiler kıpırdamaya başladılar. Ne yaptılar sizce? Beni Nadir acısını gördüler. Beni Kureyz acısını gördüler. Kureyz acısını gördüler. Ne yapacaklar peki? Bakın Müslümanları sıkıştırmak için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin atları Medine'den çıkıp Hayber'e ulaşmasın diye Müslümanların birliği aynı zamanda maddi gücü zayıflasın diye ne kadar Yahudinin Medine ehlinden alacağı varsa hepsi kartallar gibi Müslümanların üstüne uçuşuyorlar. Ver diyorlar bakalım senin bana 5 dirhem borcun var. Ver bakalım diyor senin bana vereceğin 3 dinar altın var. Ver bakalım sen benden bir deveyi ödünç almıştın. Sebep psikolojik bir savaş. Allah Resulü'nün gittiği zaman Hayber'i biçeceğini çok iyi biliyorlardı. Ne kadar zayıflatırsak bakın dikkat edin. Ne kadar zayıflatırsak bir karın içerisinde kalırızın hesabını yapıyorlardı. Ve bakın bir hadise yaşanıyor. Yahudi bir adam sahabenin yakasından tutmuş. Diyor ki bana olan borcunu ödeyeceksin. Sana ne kadar borcum var? 5 dirhem. 5 tane gümüş para. Diyor ki bana izin ver. Bakın dikkat edin. Allah Hayber ganimetlerini bize vaat etmiş. Allah bize Hayber ganimetlerini vaat etmiş. Büyük bir arazi, güzel bir arazi, elde edeceğimiz çok büyük diyor ganimetler var. Söz veriyorum savaştan sonra senin borcunu ödeyeceğim. Adamın derdi borcunu almak değil ki. Adamın derdi hesabı kapatma derdi değil ki. Adamın derdi ya enflasyon bizi de vurdu artık. Tas, tarak, hepsi bizden gitti değil ki. Adamın derdi İslam ordusuna zarar vermek. Hayırdır asla diyor. Bana diyor 5 dirhemi diyor ödeyeceksin. Diyor ki vallahi diyor bana müsaade et. Hayber ganimetlerinden sonra diyor sana diyor paraları teslim edeceğim. Adam bir anda galyana geliyor. Sahabeye ne diyor biliyor musun? Sen diyor. Önceden savaştığın Araplar gibi diyor insanlarla karşılaşacağını mı zannediyorsun? Yani sen öyle korkaklarla karşılaştın. Sen ata binmeyenlerle karşı karşıya geldin. Sen kılıç kullanamayan adamlarla meydanlarda savaştın da şimdi böyle böbürleniyorsun. Hayber'de eli silahlı dedi 10 bin tane erkek var. Sıkıyorsan gir. Hamaset bürüdü bir anda. Bakın dikkat edin ha. Yediremedi kendine. Hayberli değil. Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Vergi vermek, ihanet etmemek karşılığında Resulullah'a teslim olmuş bir adam. Yediremiyor. Sahabenin Hayber'e çıkartmasını yediremiyor. Adam tutuyor Yahudi'yi. Tabirlerinde söylüyor. Ulan diyor sen diyor bizim yanımızda vergiyle yaşayan bir adamsın. Kalkıyorsun bir de İslam ordusunu korkutmaya mı çalışıyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getiriyor. Diyor ki ya Resulallah bu adam diyor böyle böyle sözler söyledi. Adam ne diyor hemen fırlıyor aradan. Diyor ki ey Ebul Kasım Allah Resulü yok. Muhammed de yok sallallahu aleyhi ve sellem.
Yahudiler hep Resulullah'ın künyesiyle hitap etmişler. Ey Kasım'ın babası, dilleriniz kopsun sizin. Allah size Muhammed lafzını söylemeyi bir tabirinde ise rızık olarak göstermemiş. Ebul Kasım demiş. Ey Ebul Kasım, senin diyor bu adamın bana diyor zulmetti. Bana diyor 5 dirhem borcu var ve diyor bana bunu ödemedi deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor sizce? Ya diyor arkadaşımı serbest bırak da Hayber'den elde edeceği ganimetlerle senin borcunu mu ödesin? Asla. Sahabeye dönüyor diyor ki adamın diyor 5 dirhemini ödeyeceksin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dil döküyor. Savaş sonrası geleceğim ödeyeceğim. Allah Resulü dedi ki sana dedim ki adamın 5 dirhemini öde. Adam tekrar teklif ediyor Allah Resulüne. Çok masum bir teklif. Allah Resulü diyor ki adamın diyor borcunu öde. Ne yapıyor peki biliyor musunuz? Adam üzerindeki kaftanı çıkartıyor. Yahudi'ye diyor ki bunu kaça alırsın? Diyor ki 4 dirhemi alırım. Tamam diyor bunu sana sattım diyor. 4 dirhemi. Üzerindeki elbisesini çıkartıyor. Psikolojik savaşı görüyor musunuz? Sahabeyi durdurmak için, sahabeyi dizginlemek için yaptıkları oyunları görebiliyor musunuz? Bir dirhemi de başkasından borç alıyor, Yahudinin borcunu ödüyor. İmam Ahmed bin Hanbel'de geçiyor. Yalnız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına bakın kardeşler. Yahudinin malı deniz deyip de tabirlerinde ise sözler dizmemiş. Ya biz sizin kellenizi almaya geldik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle basit, ucuz tabirlerinde ise bir ahlaka sahip olmadığını gösterdi. Bakın yaşanılan bir sahne daha. Yani bunu tabir yerindeyse ehli kitap gözleriyle görmelerine rağmen iman edemiyor ya, vallahi bu Allah Subhanahu ve Teala'nın onları kör etmesinden dolayıdır. Bu nimeti onların elinden almasından dolayıdır. Yesar isminde Habeşi bir adam. Savaş böyle günlerce sürüyor. Yesar isminde Habeşi bir çoban. Hayber Yahudilerinin hayvanlarını güdüyor para karşılığında. Hayber'in kaleleri içerisinde böyle bir curcuna kopuyor. Diyorlar ki ya bu kalemize dayanan adam kim? İçlerinden bir tanesi çıkıyor diyor ki kendini peygamber olduğunu zanneden biri diyor kalelerimize kadar dayandı. Yesar bir anda böyle kulakları peygamber mi nebi mi derken soluğu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında alıyor. Diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen diyor neyle geldin? Allah Resulü İslam'ı anlatıyor. Peki diyor bakın ne olur şu soruya ne olur dikkat edin. Ben diyor siyahi bir adamım. Habeşiyim. Çirkin yüzlü bir adamım. Ben diyor Yahudilerle savaştığımda ölürsem cennete girer miyim? Bu sözü niye söyledi sizce? Çünkü ehli kitabın arasında bilhassa Yahudiler arasında çirkin olan, fakir olan, kimsesiz olan, köle olan, çoban olan bir adamın itibarı yoktur. Haysiyeti yoktur, şerefi yoktur. Varsa makam sahipleri, para sahipleri, soyu sopu kuvvetli olan insanlar onların yanında itibarlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorulan soruyu görüyor musunuz? Ben diyor siyahi bir adamım, çirkin yüzlü fakir bir kimseyim. Eğer diyor Yahudilerle savaşıp şehit olursam bana diyor cennet var mıdır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tabii diyor. Sen Yahudilerle savaşır, şehit olursan sana diyor cennet vardır. Ve nitekim bu adam sözünü doğruluyor elhamdülillah. Hiç namaz kılmadan, hiç oruç tutmadan, İslam'ın rükunlarından sadece La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söylüyor, Allah yolunda şehit oluyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Öncesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Bakın çoban. Diyor ki ben diyor iman edeceğim. Ancak diyor Hayber Yahudilerinin davarları diyor benim elimde. Büyük başları var, küçük başları var. Siz olsanız ne yapardınız? 10 günden fazladır Hayber kalelerini sarsıyorsunuz. Sahabenin çoğu açlıktan kıvranıyor. Susuz kalmışlar. Muhasara altına alıyorlar, kaleye giremiyorlar. Elinize kurbanlar düştü. Hem de ganimet malları. Ne yaparsınız?
Ne yapar bu beşeri düzenler? Ne yapar gayri İslamiler? Ne yapar Kur'an ve sünnetten beslenmeyenler? Zaten adam onun için savaşır, tabir yerindeyse. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın çobana şöyle söylüyor. Diyor ki eline diyor ufak taşlar al, büyük taşlar alma, hayvanlara zarar verme, küçük taşlar al. Onların diyor üzerine at ve diyor sahiplerine gitmesi için diyor bağır diyor. Hayvanlara seslen. Nitekim adam taşları atıyor. Her bir hayvan sanki önünde bir çoban, arkasında bir adam, sağında solunda birileri varmışçasına kalelere doğru gidiyorlar Müslümanlar. Subhanallah. Böyle bir ahlaka insanlık teslim olmuyorsa vallahi Allah Subhanahu ve Taala'nın rızıklarını ellerinden aldığının en büyük alametidir kardeşler. İşte o Hayber gününde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra dudaklarını kıpırdatıyor ve sahabe buna ilk defa şahit oluyor. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü namazdan sonra dudaklarının oynamasının alameti nedir? Neden dudakların kıpırdıyor? Bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş dönemde yaşamış olduğu bir kardeşinin hatırasını onlara anlatıyor. Diyor ki bizden öncekilerden bir nebi, bizden öncekilerden bir peygamber, ümmetinin çokluğuyla övünüp şöyle onlara bir tepeden seyretti. Bunu biz betimliyoruz. Bir sahrada onları gördü. Çarşının içerisinde gezerken kardeşlerinin sayısının çokluğuna kapıldı. Ne derseniz deyin. Dedi ki bizden öncekilerden bir nebi, ümmetinin çokluğu ile övünüp bunlara hiç kimse bir şey yapamaz dedi. Bakın gayet masum bir söz. Bunlara, bu adamlara, bu yiğitlere hiç kimse, hiçbir kuvvet bir şey yapamaz, baş edemez dedi. Bunun üzerine Allah Subhanahu ve Teala kendisine, yani bu nebiye, ümmetini şu üç şeyden birine muhayyer kıl. Dikkat edin, ümmetini şu üç şeyden birinden muhayyer kıl. Onlara ya açlığı ya da düşmanları musallat ederim ya da bir sebep olmamaksızın kendilerinin ölümünü hazırlarım. Üç şey. Ya açlık musallat olacak, ya düşman musallat olacak ya da gayri ihtiyarı hepsi ölecek. Peygamber kavmine gitti, dedi ki Allah Subhanahu ve Teala size üç şey konusunda muhayyer bıraktı, serbest bıraktı. Üç şeyden birini seçin. Kavmi dedi ki bizim ne açlığa, aç kalmaya, susuz kalmaya ne de düşmanlara karşı bir gücümüz vardır. Allah'tan bizim için ölümümüzü iste deyince Allah Resulü diyor ki 3 gün içerisinde tam 70 bin kişi öldü diyor. Dikkat edin. 3 gün içerisinde 70 bin kişi vefat etti, öldü. Sonra Allah Resulü ashabına döndü, dedi ki işte ben de bugün şöyle diyorum. Hangi gün? Hayber günü. Hangi gün? Yahudi fitnesinin alt üst edileceği gün. Hangi gün? Ümmeti Muhammed'in belki en güçlü olduğu günlerden birinde. Dedim ki Allah'ım senden güç alır, verdiğin güç ile düşmanla savaşır ve senin adına savaşırım, cihad ederim dedim diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bu hadis-i şerif İmam Ahmed bin Hanbel'de Nesai'nin Sünenül Kübra'sında geçmektedir aziz dostlarım. Ne dedi Allah Resulü aleyhisselam? Senden güç alır, verdiğin güç ile düşmanlara saldırır, cenk eder ve senin adına savaşırım. Şimdi şu senin adına savaşırım kısmında bir hatırlatma yapmak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e gideceği sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk katılmak isteyenler kimler biliyor musunuz? Münafıklar.
Neden? Çünkü Allah Resulü'nün Beni Nadir'i, Beni Kureyza'yı ne hale getirdiğini, Beni Kaynuka'yı nasıl biçtiğini tecrübe ettiler. Allah Resulü'nün Hayber Savaşı'nda da muzaffer olacağını biliyorlardı. Sırf ganimet elde etmek için. Makam ve mevki elde etmek için. Peygamberin yanında şöhret bulmak için Resulullah'ın yanına koştular. Peygamber aleyhisselam bunu fark edince dedi ki, benimle sadece Allah rızası için savaşacak olanlar gelsin. 1600 tane mücahit geldi. 1600 mücahit. Benimle sadece lillah fillah. Allah'ın rızasını elde etmek, Allah için çarpışmak, ganimet önüne gelse de elinin tersiyle itmek ama kanını Allah yolunda akıtmak isteyenler gelsin. O yüzden Hayber Savaşı ihlasların öne çıktığı savaşlardan bir tanesidir. Hayber Savaşı insanın heva ve heveslerinin bir kenara bırakılarak Allah'ın rızasının öne çıkartıldığı önemli savaşlardan bir tanesidir. İşte Allah Resulü dedi ki, Allah'ım senden güç alır, verdiğin güç ile düşmana saldırır ve senin adına cihad ederim, savaşırım buyurdu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bugün yetiştirdiği talebelerle övünen alimler, sokaklarda kazandığı gençlerle iftihar eden davetçiler, gönül coğrafyalarımızda yani ümmet coğrafyamızda muhtaç olanlara uzattığı elin güçlüğüyle gururlanan yardımseverler, yapmış olduğu işlerin başarıya ulaşması neticesinde yeteneklerini, geçmiş tecrübelerini önemseyen sizler ve bizler, acaba hadis-i şerifin böyle sözlerin muhatabı mıyız? Bir kez daha düşünmemiz gerekir. Ben dün bu mahalleye gelmeden önce diye başlayan cümleler, bu fabrikada çalışmadan önce haramlar bu kadar fazlayken benden sonra diye kurulan kelimeler, kardeşlerim, maalesef bir nebinin tecrübesiyle tecrübelenmiş sözlerdir. Buna dikkat etmemiz gerekir. Ben olmasaydımla başlayan cümlelerin neticesinde sözü söyleyen ne kadar hikmetli kelimeler seçmiş, şu an mezarlar bu insanlarla dolu. Ben olmasaydım bu işler bitmez. Ben olmazsam bu işlerin ardı arkası gelmez diyenler şu an kabirlerde yatmaktadırlar. Bu bizim için büyük örnektir. O yüzden ey kardeşlerim, ne kadar madden zengin olursak olalım, ne kadar kuvvetli insanlara sahip olursak olalım, altyapımız, üst yapımız ne kadar gelişmiş olursa olsun, bilin ki başarı, zafer tamamen alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dendir. Günlük hayatımız içerisinde elde etmiş olduğumuz bütün başarılar ama, iş yerinizde, evinizde, derneğinizde, sokağınızda tamamen Allah Subhanahu ve Teala'nın yardımı ve takdiriyle gerçekleşmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu çok güzel bir örnekle ortaya koymuştur. Cenab-ı Allah bu hadis-i şerifin en hayırlı tarafıyla gölgelenmeyi bizlere nasip etsin. Ondan güç almayı, onun verdiği güçle şeytan ve dostlarına karşı saldırılarda bulunmayı ve onun adına savaşıp, onun adına Allah yolunda gayret göstermeyi hepimize nasip etsin. Geceniz hayır, akıbetiniz güzel, cennetiniz firdevse âlâ olsun inşallah.